Hoş bulduk. İyi geceler Selma Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hocam Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray şampiyon oldu Süper Lig'de. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Aslında geçen hafta bağlantımız yine Bengültürk ekranlarında bağlantımıza söylemiştik. Galatasaray bir sürpriz olmazsa Süper Lig'in yeni şampiyonu Galatasaray demiştik. Çünkü Fenerbahçe ile çok yorucu bir maratona girdiler. Aslında ligin son 5-6 haftasında başa baş olmasa da puan farkıyla 1 puan, 3 puan hatta son Fenerbahçe'nin umudu biliyorsunuz yine Konyaspor'la bir mücadelesi vardı. Fenerbahçe'nin son umudu Konyaspor'da Kadıköy'deki maçta kalmıştı. Bugün de yine Fenerbahçe'nin kaderi Galatasaray'la olan Konyaspor maçına bağlanmıştı. Fenerbahçe 6 golle averajı açayım dedi. Belki bir sürpriz olur ve Galatasaray Konya'da puan kaybeder ya da kaybeder, puan değil. Kaybeder ve ben şampiyon olurum umuduyla aslında Kadıköy'e çıkmıştı ama Galatasaray'ın bırakmayacağını son haftada özellikle buraya kadar getiren bir Galatasaray'ın kesinlikle şampiyonluğu vermeyeceğini geçen hafta yine Bengültürk ekranlarında söylemiştik. Yorucu bir maraton, uzun bir maratondu. Aslında beklenen bir Hakem sonuçtu tartışmaları, diyorsunuz Süper Lig'de yani. hiç yaşanmamış olayların Hocam. tabii. Yani şöyle beklenen bir sonuç. Geçen hafta, 2-3 hafta önceye bakarsak yani nereden kriminolojiden bahsederim bazen böyle konuştuğumuz zaman geriye Tabii. doğru dönüp hızlıca baktığımız zaman şunu görüyoruz. Fenerbahçe şampiyonluğu Konyaspor maçında, Kadıköy'deki Konyaspor maçında vermişti. Ancak bugüne geldiğimizde baktığımız zaman kaderi yine Konyaspor'un elinde olan bir Fenerbahçe vardı. Bir ilginç bir anekdot paylaşmış oldum aslında böylece. Ama Fenerbahçe asıl şampiyonluğu Süper Lig'deki yaşanan olaylarda yani hakem adaletsizliklerinde kaybettiğini biz daha önce söylemiştik. Adaletsizliklerin olduğu bir ligde Fenerbahçe de bundan şikayetçi olmuştu. Ve Galatasaray'ın da tabii ki birçok maçında futbolun adaletsizliğini, hakemlerin adil davranmadığından bahsetmiştik. Sadece Fenerbahçe'ye göre değil, işte bir kara gümrük örneği vermiştim. Kara Evet. gümrük çok bir futbol oynadılar, rekorları egale ettiler ancak hakem adaletsizlikleri yüzünden bugün küme düştü. Yani onu örnek vermiştik. Ve bugün baktığımız zaman da aynı şekilde Galatasaray'ın hak ettiği bir şampiyonluk mu? Evet. Yani bugün 102 puanla Süper Lig'in şampiyonu oldu. Namağlup gidiyordu. Geçen hafta Galatasaray Fenerbahçe'ye kendi evinde yenilmese namağlup belki de 19-19 yapacaktı. Ama Fenerbahçe'ye yenildiler. Fenerbahçe'ye en Aslında yakın şu an en çok rakibiydi. puan alarak rekor da Fenerbahçe kırdı, değil mi Galatasaray hocam? tabii. Tabii rekor kırarak bir şampiyonluğu elde etti. Yani Galatasaray'ın özellikle bu sene kadro planlaması çok iyiydi. Yani işte Icardi müthiş bir performans sergiledi. Evet. Mertens orta sahada yine akabil bir performans sergiledi. Yani bu performansları bireysel olarak anlatmaya kalkarsak tabii ama Süper Lig'in bir dengesi var. Bir dengesi var. O dengesi şu. Uzun soluklu bir maraton ve Fenerbahçe devre arasında şampiyonluk yarışında iyi hamleler yapamadığı için ben onu anlatacaktım aslında sorunuz o arada geldi. Fenerbahçe devre arasında iyi hamleler yapamadığı için biraz daha Süper Lig'deki ikinci devreye tutunamadı. İyi geldi gelmedi mi geldi ama bugün baktığınız zaman aldıkları galibiyet sayısına baktığınız zaman Fenerbahçe Galatasaray'ın galibiyet sayısı aynı. Ama ne var? Beraberlik sayılarıyla aslında Galatasaray'ın 3 beraberliği var. Galatasaray'ın 1 beraberliği var. Öyle bir istatistik. Yani tam bir matematik. Süper Lig bir matematik. Bu matematiği iyi matematik yapan takım Galatasaray. Bu yıl onu görelim. Ne gördük? 1-0 da olsa takım kazanmasını bildi. 1-0'la takım kazanmasını bildi. Fenerbahçe ne vardı? Çok kırılgandı. İşte Beşiktaş'ta ne vardı? Yeni teknik direktör tuttu. Çok kırılgan bir sezon geçirdiler. Trabzonspor geçmiş sezon hiç ligde yoktu. Ama neydi? Patonda iki takım öndeydi. Kimdi? Bu Fenerbahçe ve Galatasaray. Galatasaray matematiğiyle öne geçti diyoruz. Neyin matematiğiyle? Kendi evinde kaybetmedi. Dış etkenlerden etkilenmedi. Kesinlikle Süper Lig'in dinamiklerini çok iyi bilen bir yönetimi var. Yani bu yönetim kadrosu o dinamikleri iyi kullandı. Takımı kesinlikle demoralize etmedi. Takımı bütün siyasi
etkenlerin dışında tuttu ve tamamıyla futbol odakladı. Okan Buruk'u da burada tebrik etmek lazım. Okan Buruk yıldızlar geçirdi. İşte Zaha'sı var, Mertens'i var, Icardi'si var. Birçok yıldız futbolcusu var Galatasaray'ın. Bunları geri geldiği zaman yedek oturtturdu. Bunları küstürmedi. Ve sezona iyi yaydı. Sakatlıkları olduğu dönemlerde de iyi yaydı. Tüm lige yaymasını bildi. Bu da Okan Buruk'u da tebrik etmek lazım. Güzel bir kadro yapılanması ortaya çıkardı. O da tabii zorlandı ama flaş iki isim vardı. Ben Barış Alper'i burada biraz öne çıkarmak istiyorum. Şampiyonlukta büyük payı var Barış Alper'in. İkincisi de tabii Kerem Aktürk'ün düşen performansıydı ama yine yerleriyle Galatasaray. Bakın Galatasaray yine iki yerli genç ismiyle şampiyonluğa tutundu ki geçen hafta 90+2'de yine bir yerli futbolcusu Berkan'ın attığı golle 90+2'de 3-2 öne geçti. Yani yıldızları veya işte Icardi'si, evet, gol kralı bugün. 24 golle gol kralı olması gerekiyor. 24. golünü attı diye ben en son bir istatistiklere baktım. 24. golünü atmıştı ve Galatasaray'da 24. 25 golle ligin şampiyon zirvesinde hocam. 25 evet, golle. Evet, 25. Yani 20, şöyle yok. Şunu hani anekdot şu. İlk 24. şampiyonluğu Galatasaray 1-0 öne geçirdiğinde de 24. golünü atmıştı. Süper Lig'deki öyle bir notu var. 24. şampiyonluğa yine Icardi'nin golüyle tırmanmış oldu Galatasaray. Artık maraton sona erdi. Bundan sonra bu gece bizim bulduğumuz yerde şu anda kutlamalar sürüyor. Ben öncelikle ama bir de Galatasaray'ın en güvenli isimlerden birisi Muslera hocam. Onu da atlamayalım. Değil mi? Ya Muslera Galatasaray'ın artık yani zaten iyi takımsan atanın ve tutanın iyi olacak. İyi tutunmasını sağlayan bir etken ama ben Muslera'nın artık yaşlandığını, artık eski Muslera olmadığını geçen sezon söylemiştik ama bizi yine yanılttı. Bu sezon yine ligde önemli maçlarda önemli kurtarışlar yaparak takımı yine diri tuttu. Evet hocam. Bu nasıl bir şey? İşte burada da aslında şöyle 90+90'lara girdiği zaman takımı 1-0 öndeyken bir kontratak yiyor mesela Galatasaray. Muslera başa yani rakip futbolcuyla o golü önlediği an şampiyonluğa 3 puan yazdırıyor. Düşünün yani. Kaleci burada çok önemli. Muslera da yıllardır Galatasaray'ın bence son 4-5 sezonundaki 4-5 şampiyonluğunda en büyük katkı sağlayan futbolcusu ama ben atanınla tutanın iyi olanla birlikte aynı zamanda Süper Lig'de özellikle ben şunu söylüyorum. İyi de bir mühendisliğin olması lazım. Yani takım mühendisliği, futbol mühendisliğin iyi olması lazım. Birbirleriyle uyumlu futbolcuların aynı takımda buluşturmak, birbirlerine uyum sağlatacak da bir teknik ekibi olması lazım. Bunu sağlayan Galatasaray oldu bu sene. Fenerbahçe geçen sene bunu sağlayamadı. Bu sene sağlayamadı. Yaklaşık 6 sezondur sağlayamıyor ama baktığın zaman Galatasaray şu anda Süper Lig'in açık ara hem şampiyonluk sayılarında istatistikleri bir kenara bırakıyoruz. Açık ara en iyi kadro mühendisliğini yapan, en iyi dizayn operasyonlarını yapan takım. O yüzden şampiyonluğunu kutlayalım. Ama bu gece ben de bulunduğum yerde de çok fazla kutlama için sokağa dökülen isimler ve taraftarlar var. Rakip taraftarlarla tartışmaya girmemek lazım. Fenerbahçeliler ve Galatasaraylıların bunu sağduyu çağrısını yapalım. Ona da geçeceğim kesinlikle hocam. Aslında en son o soruyu da soracağım size şiddetle alakalı ama tamam, öncesinde nasıl bir sezon geçti onu da anlatırsanız bize. Nasıl bir sezondu? Ben futbol yorumculuğu, futbol yazarlığı döneminde şunu diyeyim, son 5 yılın en kötü sezonunu geçirdi Türk futbolu. En dibe vurduğu, en olumsuzlukların yaşandığı, hatta 3. dünya, 4. dünya ülkelerindeki futbol müsabakalarında gördüğümüz, liglerinde gördüğümüz olayları da gördük bu sene. Hep Türkiye Futbol Federasyonu'na işaret ettik. Türkiye Futbol Federasyonu'nun iyi yönetilmediği. Aslında dünya gündemi ne kadar yoğunsa futbolun gündemi de o kadar yoğundu aslında bu sene, değil mi hocam? Tabii ki yani Türkiye'deki futbol gündemi yoğun. Aslında dünyaya baktığımızda hiçbir şey yok. Dünyada futbol insanların eğlence aracı ama
burada Türkiye'de tam eğlence aracı olmaktan çıktı artık. Siyasi konularda kullanılmaya başladı takımlar. Yöneticiler siyasi açıklamalar yapmaya başladı. Bütün ülke seçime giderken futbol kulüplerinin divan kurulu başkanları bir yere çıkıyor, oraya çıkıyor. TFF başkanı başka bir açıklama yapıyor. Yani Türkiye'de futbol iklimi hep böyle bir siyasetle örtüştürülmeye ve siyaseti yönlendirmeye kullanıldığı için aslında futbol bizim ülkemizde dibe vurdu. Yani şu anda futbol gelirlerine baktığın zaman Süper Lig'in şu anda en düşük futbol geliri olan lig. Beyin Spor işte son 5 yılda baktığın zaman yukarı doğru ivme göstermesi lazım ödemelerini veya işte ödediği reklam gelirlerinin. Ama tam ivme aşağı doğru gidiyor. Bu da ne oluyor? İzlenme oranları düşük. Lig izleme keyfi çok düşük. Ve Süper Lig bir şekilde kalitesizleştirildi algısıyla da Türkiye'deki futbol iklimi bir türlü düzelmiyor ama umudumuz şu, kötü bir sezon geçti. Yani çok tartışmaların, siyasi entrikaların, futbol içerisindeki şike operasyonları yine konuşuldu. Şike mi yapılıyor? Bazı takımlar kayrılıyor mu? Hakem çeteleri ortaya çıktı. Yine bahis çeteleri, yasadışı bahis çetelerinin Süper Lig'deki futbol takımındaki yöneticilerle, futbolcularla bağlantıları ortaya çıktı. İkincilik, üçüncülük takımları. Bu kaos ortamında lig bir şekilde sağ salim bu sene kazası biraz son noktasını konuldu bu maçla birlikte. Yani Galatasaray Konyaspor maçıyla birlikte ve Fenerbahçe İstanbulspor maçıyla birlikte lig sonlandı. Kazasız belasız. Ben yine diyorum, son dönemlerin en kötü ligiydi. En adaletsiz ligiydi. En yönetilemeyen federasyonun uyguladığı hakem hatalarının en fazla olduğu bir ligdi. Sonlandı. Umudumuz yeni sezonda Süper Lig'in daha kaliteli bir futbol ikliminde yönetilmesi. Yeni Futbol Federasyonu'nun gelmesini istiyoruz. Spor yazarlar olarak veya futbol sever olarak. Artık Futbol Federasyonu değişmesi lazım. Bütün kurullarının değişmesi lazım. Yeni hakemlerin artık sahaya gelmesi lazım. Hatta Türk hakemlerini ben hep söylerim. Türk hakemlerini biraz dinlendirmek, yabancı hakemler getirip onlara koçluk etmesi gerektiği, yani burada takım kayırmamanın, futbolcu kayırmamanın artık oturması lazım. Gördüğünü çalması lazım hakemlerin. Böylelikle de Anadolu'da veya İstanbul'un yüzde içerisindeki takımlar nasıl düşüyor, üzülüyor insanlar. Çünkü hem para harcıyorlar hem emek harcıyorlar ama bir hakemin düdüğünün ucunda gibi kararla düşmemesi lazım. O futbol, o takım eğer kötüyse gerçekten düşsün. Bir futbol takımı gerçekten çok iyiyse şampiyon olsun. Yani bu adalet budur ama hakemin tuttuğu takıma göre veya hakemi birilerinin talimatına göre yönlendirmemesi lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Şu anda Galatasaraylılar mutlu. Şampiyonluklarını kutlasınlar. Biz de buradan tebrik edelim. Tüm Galatasaray. Peki hocam, bundan sonraki süreçte bu sıralamada hangi takım hangi kupaya gidecek? Yani şu anda Galatasaray tabii ki hani Türkiye'de değil, uluslararası futboldan konuşalım o zaman. Şu anda tabii Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray girecek. Şampiyon olduğu için. Önümüzdeki sezona hazırlıkları başlanacak. Fenerbahçe ikinci olduğu için yine UEFA ve Konferans Ligi'ne devam edecek. 6 takım Avrupa'da bizi temsil ediyordu ama direkt gitmesi gereken Şampiyonlar Ligi'nde bir takım oldu. O da tabii yıllar boyunca son dönemlerde Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyememe ve puan kaybetme, ülke puanının düşmesi nedeniyle artık sadece şampiyon takım gidiyor. Önceden iki takım gönderiyorduk elemeler aşamasına ama Şampiyonlar Ligi'ne şu an direkt Galatasaray gidecek. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir bunlar artık UEFA'da temsil edecek, Konferans Ligi'ne temsil edecek Türkiye'yi. Bu şekilde devam edecek artık. Lig tatile giriyor. Önümüzdeki sezonun planlaması yapılacak. Bütün takımlar yeni sezonu planlayacak. Fenerbahçe'de bir seçim var. Ali Koç, Aziz Yıldırım çekişmesi izleyeceğiz önümüzdeki dönemde. Böyle. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Peki hocam, bir şey daha sormak istiyorum. MHP lideri geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş depremi sonrası Süper Lig takımları için küme düşmeme çağrısında bulundu. Biliyorsunuz. Evet. Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı. Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin ifadelerine yer verdi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar hep sağduyulu zaten. Ülkenin bir şekilde refaha ve feraha ermesi için çok önemli noktalara işaret eder Sayın Devlet Bey. Ben burada da yine onun yaptığı açıklamanın yerinde bir açıklama olduğunu altını çizelim. Çünkü Süper Lig'de bu sene özellikle Hatay Spor çok kötü bir dönem geçirdi. Biliyorsunuz tamamıyla bir şehir yok oldu diyebiliriz. Yeni bir yapılanma, yeni evet. bir şehir yapılanması var. Futbolcuların birçoğunu hayatını kaybetti depremde. Antrenörler hatta birçok ekibini kaybetti evet. Hatay Spor. O yüzden ben de bu sene ligin aslında takım artırarak, çünkü şimdi normalde 19 takıma düşmesi lazımdı. Pandemi nedeniyle biliyorsunuz bu değişikliklere gidildi. Lig son takımlar düşürmedi. Ancak bu sene şöyle bir şey olabilir. Sayın Devlet Bey de bu açıklamayı yaptıktan sonra büyük ihtimalle federasyondaki kurullarda değerlendirecektir. Özellikle depremzede olan illerdeki takımların ligde tutulması veya ligdeki takımların sayısının artırılması. Yani bugün 22 de olabilir bu sayı, 24 de olabilir, 25 de olabilir. Bunu tamamen federasyonun vereceği karar belirler. O yüzden ben buradan şunu da söyleyeyim. Sayın Devlet Bey bu açıklamayı yaptıysa muhakkak federasyon dikkate alacaktır. Özellikle kara gümrüğünde adil bir şekilde ligde kalması gerekiyordu. Çok fahiş hakem hatalı nedeniyle şu anda lige veda etti, Süper Lig'e. Onun da ligde kalması gerektiğini de söyleyelim. Peki hocam, son olarak son sorum, az önce bahsettiniz ama şiddet olayları, yani futbolda şiddet olayları. Bu konuyla ilgili taraftarlarımıza, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son zamanlarda çok arttı çünkü biliyorsunuz. Evet, yani vandallık denilen dereceye kadar gitti. Sahaya futbolcu dövmeye inen taraftarlar vardı. İşte sokakta iki takım taraftarlarının birbirleriyle çatışmalı görüntülerini de izledik. Bugün Konya'da evet. özellikle gördük. Şimdi şampiyonluk kutlamaları var. Buna gölge düşmemesi gerekiyor. Özellikle ben çok altını çizip korktuğum ve istemediğim bir sahne silah atılmaması. Yani bu tarz kutlamalar çok fazla. Silahlı kutlamalar yapılıyor silahla. Silah atılmaması. İşte eğer eğlenilecekse işte müzik eşliğinde bugün ben bulunduğum ortamda herkes müziklerini açtılar, eğlendiler, oynadılar. Öyle patlamalı, çatlamalı bir ortamda değil. Veya rakip taraftarlar da bugün dışarı çıktı. Yani Fenerbahçeli formalı taraftar da şampiyon olma umuduyla bugün maç izlemeye dışarı çıktı. Ege Asaylar da umutla yola çıktı, dışarı çıktı. Bugün dışarıda karşılaşabilirler. Ben temennim şu, kol kola girip şampiyonu kutlasınlar. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de de kol kola girip kutlasınlar. Birbirleriyle kavga, gürültünü yapmanın bir anlamı yok. Çünkü onlar o kavga ve gürültüyle orada kalıyor. Birbirlerini öldürmek veya yaralamakla orada kalıyorlar. Yani birinin hayatı son buluyor, diğerinin hayatı kararıyor. Evet. O yüzden sağduyulu olmak lazım. Futbolcular bakın nasıl birbirleriyle eğleniyor. Onların arasında bir kavga yok. Emin olun Galatasaray, Fenerbahçe yöneticileri arasında da hep sözlü kavgalar olur ama bir araya geldiklerinde hepsi sarılır, öpüşür, kahkaha atar, gülerler. Tamamıyla onlar taraftarları diri tutmak için birbirleriyle laf kavgalarına girerler ama tabanda bunu ciddiye alan bazı grup taraftar grupları oluyor. Bunların da artık sağduyulu olması lazım. Çok böyle dikkate alınmaması lazım. Üst yönetimin kavgalarıyla bunu tabana yansıtmamaları lazım. Onlar iki ezeli rakip, ebedi dost olarak kutlamaları beraber yapmaları lazım. Tebrik etsinler. Yani bugün Galatasaraylılar Fenerbahçeliler tebrik etsin. Fenerbahçeliler Galatasaraylılar tebrik etsin. Sokakta karşılaştıkları zaman kesinlikle karşı karşıya gelmemeleri, birbirleriyle sözlü tartışmanın sonunda şiddete gidiyor. O sözlü tartışmaya da girmemeleri gerekiyor. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katkılarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.